Paso Video Uzay ekibi olarak gizem dolu bir uzay belgeseliyle daha karşınızdayız. Dünya nasıl olmuş da şimdiye kadar varlığını devam ettirebilmiştir? Şair Eliot şöyle der: "Keşfetmeyi bırakmalıyız." Bu keşfin sonunda başlayacağımız yere geri döneceğiz ve bu yeri çok iyi tanıyoruz. Elbette Dünya. Her gezegen, her asteroid ziyaret ettiğimizde bizlere daha farklı bir öykü anlatıyor. Bilim adamları bütün bu öyküleri birleştirerek dünyamızı ve evreni daha iyi anlamaya çalışıyor. Bunlar bütün insanlığı ilgilendiren sorular ve onları cevaplama yolculuğumuz başlıyor. Güneş sistemimizdeki birçok şey farklılığı açısından bu kadar güzel olamazdı. İşte yükselen ve dans eden ateşlerin cehennem benzeri yurtları. Bu geniş ve kararsız güç kaynağının yüksek güçteki patlamaları uzayda milyonlarca kilometre öteye sıçrayarak bizim küçük gezegenimizi sarsabiliyor. Dünyanın evrendeki yeri son 100 yılda radikal bir şekilde artarak 400 yıllık teleskobik gözlemlerle oluşturulmuş bilgilerdir. Başlangıçta dünyanın evrenin merkezi olduğuna inanılmakta, sadece uzaktaki sabit yıldızlar ve çıplak gözle gözlenen gezegenlerden oluşmaktaydı. 17. yüzyılda güneş merkez model kabul edildikten sonra William Herschel ve diğer gökbilimcilerin gözlemleriyle diğer bilgilere ulaşılabilmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde sarmal bulutsu gözlemleri gök adamızın gruplar, kümeler ve süper kümelerle genişleyen bir evren içinde milyarlarca gök adadan sadece bir tanesi olduğunu ortaya koymuştur. 21. yüzyıla gelindiğinde görünür evrenin genel yapısı. İplikçiler ve boşlukların içinde şekillenen süper kümelerle netleşmeye başladı. Süper kümeler, iplikçiler ve boşluklar muhtemelen evrende var olan en büyük ve en tutarlı yapılardır. Dünyamız da dahil bütün gezegenler galaksilerin içinde yer alır. Derin uzayın galaksileri aslında evrenin sınırlarıdır da diyebiliriz. Samanyolu galaksisi gibi galaksilerin yerçekimsel alanına maruz kalan cisimlere etki eden gelgit dalgaları galaktik gelgit olarak bilinmektedir. Galaktik çarpışmalar, cüce galaksi ya da uydu galaksileri ve Samanyolu galaksisinin güneş sistemimizde bulunan Oort bulutundaki gelgit etkisi yaratmaktadır. Gelgit kuvvetleri yerçekimsel alanın gücü yerine düşümüne bağlıdır. Gelgit etkileri genellikle galaksinin çevresini anında sınırlandırır. İki büyük galaksi çarpışma ya da birbiri yakınından geçerse çok büyük gelgit kuvvetlerine maruz kalırlar. Galaktik gelgitler sık sık görsel çarpıcı gösteriler sunmaktadırlar. Etkileşime geçen iki galaksi her zaman kafa kafaya çarpışmazlar ve gelgit kuvveti her galaksinin kendi ekseni üzerinde sapmasına ve uzaklaşmasına sebep olur. Kısaca iki galaksi birbiri etrafında turlamaya başlar. Bozulmaya uğrayan bölgeler her galaksinin ana bölümünden çekilerek ayrılır. Bunlar galaksinin diferansiyel rotasyonundan ayrılarak, galaksiler arasından ayrılarak gelgit kuyrukları oluştururlar. Bu kuyruklar güçlü kıvrımlardır. Fakat bu kuyruklar düz gözükebilir. Yıldızlar ve gazlardan oluşan kuyruklar, yerçekimsel galaktik bölüm merkezleri yerine biçimsiz galaktik diskler tarafından çekilirler. Çarpışma sonucu gergit kuyruğu oluşturan önemli örnek galaksiler, Mies ve NTN galaksileridir. Ay'ın su gergitlerinin dünyanın her iki zıt tarafında yükselttiği gibi, galaktik gergit de galaktik birleşmenin iki kolunu oluşturur. Büyük bir kuyruk oluştuğu zaman bozulmuş galaksi, diğer galaksiden daha hafiftir. Eğer bu oluşan kuyruk bozulmuş galaksiden önemli ölçüde ağırsa, sondaki kol buna bağlı olarak küçük olur ve köprü olarak adlandırılan ana kolsa daha belirgin olur. Gelgit köprülerini
gergit kuyruklarından ayırmak oldukça zordur. İlk olarak geçen galaksi tarafından yutulabilir ya da galaksi kaynaşmasıyla sonuçlanabilir. Kısa bir süre için büyük kuyruktan daha çok görünür hale gelecektir. İkinci olarak eğer iki galaksiden biri ön plandaysa, ikinci galaksi ve aralarındaki köprü kısmen kaybolur. Birlikte bu etkiler bir galaksinin bittiği ve diğerinin bağladığı yerin görünmesini zorlaştırır. Gergit halkaları kuyrukların ana galaksilerle sonda birleşerek oluşurlar. Bu halkalar hala nadirdir. Andromeda-Samanyolu çarpışması, yerel grup bünyesinde bulunan Andromeda ile Dünya'yı da içinde barındıran Samanyolu gökadalarının yaklaşık 4 milyar yıl içerisinde çarpışacaklarının öngörüldüğü galaksi çarpışmasıdır. Andromeda yaklaşık 1 trilyon, Samanyolu da yaklaşık 300 milyar yıldızı bünyesinde bulundurmaktadır. Fakat yıldızların aralarındaki mesafe çok büyük olduğundan iki yıldızın çarpışma ihtimali ihmal edilebilir düzeydedir. Örneğin Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri ile Güneş arasındaki uzaklık milyonlarca kilometre kadardır. Eğer Güneş Paris'te bir pimpon topu olsaydı, Proxima'nın da değeri Berlin'de bir bezelye tanesi olurdu. Ve ayrıca galaksinin genişliği, Dünya ile Mars arasındaki mesafenin yaklaşık üçte biri, yani yaklaşık 19 milyon kilometre olurdu. Gökadanın merkezinde yıldızlar daha yoğundur. Fakat buna rağmen aralarında yaklaşık 3,2 kilometre mesafe bulunan pimpon toplarından farkları yoktur. Bu yüzden iki yıldızın çarpışması pek olası değildir. 2012 yılına dek bir çarpışma olup olmayacağını söylemenin bir yolu yoktu. Araştırmacılar, Hubble Uzay Teleskobu'yla Andromeda'nın 2002 ile 2010 yılları arasındaki hareketini özenle inceledikten sonra iki galaksinin kesinlikle çarpışacakları sonucuna varmışlardır. Bu ölçümden önce Andromeda'nın Samanyolu'na göre olan dikey hızı, galaksideki yıldızların spektral hatların Doppler etkisi incelenerek ölçülebiliyordu. Fakat enine hızı direkt olarak ölçülemiyordu. Bu yüzden 120 km bölü saniye ile Samanyolu'na yaklaştığı bilinen Andromeda'nın çarpışacağını ya da ıskalayacağını söylemek mümkün değildi. En yakın dolaylı ölçümler enine hızın saniyede 100 kilometreden az olduğunu göstermekte. Ve bu da galaksilerin gerçek halkaları çarpışmasa da karanlık madde hallerinin çarpışacağını ortaya koymaktaydı. Bu tür çarpışmalar oldukça yaygındır. Örneğin Andromeda'nın geçmişte en azından bir galaksi ve günümüzde de Samanyolu'yla birleşmekte olan Yay Eliptik Cüce Gökadası gibi birkaç cüce galaksi ile etkileştiği düşünülmektedir. Harvard Astrofizik Merkezi'nden iki bilim insanı, çarpışmanın gerçekleşme vaktinin ve hatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin Andromeda'nın enine hızına bağlı olduğunu söylemişlerdir. Günümüzdeki hesaplamalara göre bilim insanları, galaksiler birleştiğinde solar sistemin %50 ihtimalle galaksinin çekirdeğine olan uzaklığının 3 katı dışarı savrulacağını öngörmüşlerdir. Ayrıca solar sistemin %12 ihtimalle etkileşim gerçekleşirken ki herhangi bir anda yeni galaksinin dışına fırlayacağını tahmin etmişlerdir. Yaklaşık 1,4 milyar yıl sonra, yani iki galaksi çarpışmadan çok önce, Güneş'in kademeli olarak artan parlaklığından ötürü Dünya üzerinde su kalmayacaktır. Bu da iki galaksi etkileşmeye başladığında Dünya'nın çoktan yaşanamayacak bir yer olacağı anlamına gelmektedir. En azından Dünya üzerinde o zaman yaşamın olmadığını bilmek içimizi sanırım biraz rahatlattı. Gergit etkileri galaksinin içinde de görülebilir. Yıldızların ve gezegen sistemlerin oluşumlarıyla sonuçlanabilir. Tipik bir yıldızın yer çekimi kendi sistemini hakimiyeti altına alır. Fakat sistemin dış bölümlerinde yıldızın yer çekimi zayıftır ve galaktik gergitler önemli ölçüde olabilir. Güneş sistemindeki Oort bulutunun uzun periyotlu kuyruklu yıldızların kaynağı olduğuna inanılmaktadır. Oort bulutunun Güneş sistemini çevreleyen çok büyük bir kalkan olduğuna inanılır. Bu bulutunun yarıçapı bir ışık yılının üzerindedir. Bu denli büyük bir mesafede Samanyolu'nun yerçekimsel alan düşümü belirgin bir rol oynamaktadır. Çünkü bu düşüm sayesinde galaktik gergitler küresel Oort bulutunun biçimini bozabilir. Bulut suyu galaktik merkez yönünde genişleterek ve diğer iki ekseni üzerinde sıkıştırarak deforme eder.
Güneşin yerçekimi bu denli mesafelerde düşük kaldığı için bu küçük galaktik olaylar uzak mesafelerdeki gezegenimsi cisimleri etkileyebilir. Bu cisimleri Güneş'e doğru gönderebilir ve gezegenlerin apsislerini düşürebilir. Kaya ve buz karışımından böyle bir cisim kuyruklu yıldıza dönüşebilir. Böylece Güneş sistemindeki Güneş radyasyonunu artırabilir. Ayrıca galaktik gergitlerin o Oort bulutunun oluşumunda etkili olduğu söylenmektedir. Apsisi büyük olan gezegenimsilerin gümbelilerinin artırılmasıyla sağlanmaktadır. Bu olayın gösterdiği üzere galaktik gergitlerin karmaşık etkileri olduğunu göstermektedir ve gezegensel sistemlerdeki büyük cisimlerin davranışlarına büyük ölçüde bağlıdır. Bu etkilerin ortalamaları alındığında önemsiz olabilir fakat o Oort bulutu kaynaklı kuyruklu yıldızların %90'ı galaktik gergitlerin sonucudur. Galaktik gergitlerin dünya üzerindeki etkisi ihmal edilebilecek düzeydedir. Dünya üzerindeki etkisi deniz seviyesindeki değişiklikler ölçülerek gözlemlenebilir. Eğer Güneş'in gergit etkisi 1 ise, Ay'ınki de 2 ve Samanyolu'nun ise 10-12'dir. Bu nedenle eğer Ay'dan kaynaklanan gergit etkileri su seviyesini 10 metre yükseltiyorsa, Samanyolu'ndan kaynaklı su yükselmesi yaklaşık 10 pikometre kadardır. Bu da bir atomun boyutundan bile küçüktür. Gökada merkezi, Samanyolu Gökadası'nın dönüş merkezidir. Dünyadan uzaklığı, Samanyolu'nun parlak noktası, Yay, Yılancı ve Akrep takım yıldızları yönünde 25 bin ışık yılıdır. Samanyolu'nun Gökada merkezinde Sagittarius A, süper büyük kütleli kara delik olduğu şüphesi vardır. Görüş hattı boyunca yıldızlar arası toz nedeniyle Gökada merkezi mor ötesi veya yumuşak X ışını dalga boylarıyla görülemez. Gökada merkezi ile ilgili bilgiler gama ışını, katı X ışını, kızıl ötesi, alt milimetre ve radyo dalgaları gözlemleriyle elde edilmektedir. Bir Gökada kümesinde bulunan Gökadalar arasındaki etkileşimler nispeten sıklık göstermekte olup yaşamları boyunca önemli bir rol oynarlar. Etkileşime geçmiş iki Gökada çarpışması da gergit etkileşimlerinden dolayı hem bir takım eğrilip bükülme deformasyonlarına uğrar hem de aralarında bir miktar gaz ve toz alışverişi olur. İki Gökada arasında çarpışma birbirlerinin tam üzerine geldikleri ve birleşmelerine imkan tanımayacak ölçüde bir devim niceliğine sahip oldukları zaman meydana gelir. Bu denli etkileşime girmiş Gökadalardaki yıldızlar birbirleriyle çarpışmadan birbirlerinin arasından geçerler. Bununla birlikte gaz ve tozları etkileşime geçerler. Bu da yıldızlar arası ortamın bozulup ve parçalanıp sıkışmış hale gelmesiyle yıldız doğumlarının patlak vermesine neden olur. Gökadaların çarpışması birinde ya da her ikisinde ciddi anlamda çubuk, halka veya kuyruk benzeri eğilip bükülme bozulmalarına yol açar. İki Gökada'nın devim nicelikleri yeterince düşük olduğu takdirde, yani birbirlerinin içinden geçmelerini sağlayacak derecede güçlü olmadığı takdirde, etkileşim birleşmeyle sonuçlanır. Bu durumda iki Gökada daha büyük bir Gökada olacak şekilde kaynaşırlar. Bu kaynaşma, etkinlikleri yeni Gökada'da her iki Gökada'nın orijinal biçimlerine kıyasla farklı bir biçimsel yapıyı meydana getirici değişiklikler oluşabilir. İki Gökada'dan birinin daha büyük kütleye sahip olması halinde, biri diğeri tarafından deyim yerinde ise yutulmuş olur. Buna galaktik kanibalizm adı verilir. Bu tür denk olmayan kaynaşmalarda küçük Gökada yırtılır veya tamamen parçalanırken büyük Gökada pek fazla bozulmaya uğramaz. Galaktik kanibalizm sürecinde bulunmaktadır. Süper kümeler, küçük Gökada kümelerinden ve Gökada gruplarından oluşan büyük kümeler olup, evrende şimdilik gözlemlenebilen en büyük yapı birimleridir. Süper kümelerin varlığı Gökadaların evrende tek biçimli dağılmamış olduğunu gösterir. Gökadaların çoğu, kütle çekimi etkisi sayesinde birbirlerine bağlı kümeler adı verilen topluluklar oluştururlar. Onlar da yine kütle çekimi etkisi sayesinde birbirlerine bağlı süper kümeleri oluştururlar. Süper kümeler, büyük duvar CFA2 denilen daha büyük bir yapıya bağlı olduğundan, bu gruplaşmalar zinciri süper kümelerle de son bulmaz
ve muhtemelen evrenin gitgide daha büyük ölçekteki gruplaşmalarca kapsanma söz konusu olacak şekilde hiyerarşik olarak uzar gider. Süper kümelerin çoğu 50'ye yakın gökada içeren gökada gruplarıyla birkaç bine kadar gökada içeren gökada kümelerinden oluşur. Süper kümeler, gökada kümeleri, gökada grupları ve bazen de bireysel gökadalar halinde on binlerce gökada içerirler. 1 milyar ışık yılı uzunlukta olabilen bu muazzam büyüklükteki yapılarda aralarında büyük boşluklar olan gökadalar rastgele değil, bir yapıdaki teller ya da ipliksiler gibi dizilmişlerdir. Bunlara galaktik ipliksi ya da gökada iplikçiği adı verilir. Süper küme ölçeğinin daha üzerinde evrenin izotropik ve homojen olduğu düşünülür. Gökadaların yaklaşık %90'ı bir kümeye ya da bir süper kümeye dahildir. 30 civarında gökadadan oluşan, içinde bulunduğumuz yerel grubun kendisi de yerel süper kümede denilen Başak süper kümesinin içindeki bir bulutumsu yapının parçasıdır. En parlak 60 bin gökadanın tüm gökyüzü haritası, gökadaların nasıl yığınlar halinde bir araya gelerek büyük süper küme yapıları oluşturduklarını göstermektedir. Yalnızca en yakın süper kümeler belirgin olsalar da büyük süper kümelerin bazıları haritada belirtilmiştir. Bu gökadalardan yalnızca 4'ü çıplak gözle görülebilmektedir. Haritada görülen geniş, yuvarlak, koyu renk kuşak kendi gökadamızın düzlemidir. Önde bulunan bütün o gaz, toz ve yıldızlar nedeniyle uzak gökadaları görmek zorlaşmaktadır. Gökadamızın merkezi Sagittarius A olarak bilinmektedir. New Mexico'daki VLA radyo teleskobu ile elde edilen ayrıntılı radyo görüntülerinden SGR A'nın iki koldan ibaret olduğu görülmüştür. SGR A batı ve SGR A doğu. SGR A batı termik, diğeri ise termik olmayan radyasyon yayınlar. Termik kısmında iyonlaşmış hidrojen vardır. Bu iyonlaşmış gazın sebebi anlaşılamamıştır. Bunu açıklayabilen iki mekanizma ileri sürülmüştür. Sıcak O, B yıldızları ve gökada merkezindeki çok yüksek bir enerji kaynağı. Ayrıca SGR-A batı kolunun merkezinde termik olmayan çok küçük bir kaynak tespit edilmiştir. Buna SGR-A denmektedir ve bunun gökadamızın merkezi olduğu iddia edilmektedir. Bununla birlikte Kızılötesi uydusuyla elde edilen gözlemlerden IRS-16 kaynağının da gökadamızın merkezi olduğu ileri sürülmektedir. SGR-A ile IRS-16 arasındaki açısal uzaklık birkaç yay saniyesi mertebesindedir. Bugün için gökada merkezinin SGR-A mı yoksa IRS-16 mı olduğu hala tartışılmaktadır. Bu gözlemlerden gökadamızın merkezinin bir sarmal yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Paso Video ekibi olarak bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Derin uzayın belki de yaşam içeren tek galaksisi, aynı zamanda yaşadığımız galaksi olan Samanyolu'nun bir gün bir galaksiyle çarpışacağını sizlere anlatmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.